akıllı beni bulmaz, deli neler bulmaz. Hiçbir işimi halledemedim ya. Aman aman aman. Aman 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 aman. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam kardeşim, ondan sonra sen de. Rüstem, kusura bakma, bir yanlışlık olmuş. Eyvallah. Ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Dayı! Dayı! Gitti. Ne yapıyorsun? Bıraksana beni. Bırakacağım seni, bırakacağım ama evine. Ondan sonra da umarım bir daha asla görmeyeceğim. Başına bir şey gelecek, benim üstüme kalacak. Ya yavaş! Ay. Bana ne içirdiler ya? Benim niye hala başım dönüyor ya? Hayatım boyunca mutsuz olacağım. Efendim? Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Ne oldu, bir yerin mi ağrıyor? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Sorun da kapat. Aynı fikirdeyim. Gözlerin şaşı bakıyor, ayakta duramıyorsun ama çat çat cevap vermeye devam ediyorsun. Bravo. Ay. Ne oluyor? Düşündüğüm şeyi yapmazsın umarım. Cam. Cam, açıyorum cam hemen. Sakin ol. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Sağ çekiyorum. İyi misin? Ay kuşcam. Ay midem bulanıyor. Ay. İyi misin? Gel. Gel. Gel hadi. İyiyim. Bir yalandan panik yapma. Kusmam arabana, merak etme. Ben mi dedim sana beni eve bırak diye? Kendin yalvardın. Ya sabır. İner misin? Bir hava al, bir sakinle. Sonra da evine bırakacağım seni. Hadi, hadi gel. Dur, dur. Çek elini ya. Aa, çekil, çekil. Çık. Peki. Tamam. Hadi in bakalım. Ay. Bir kere daha dene. O zaman sen böyle bana bir azıcık destek olursan ben... Tamam, ben sana azıcık destek olacağım. Gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Ah. Tamam. İyi misin? Ay, iyiyim. Tamam, bak ben şimdi kapıyı kapatacağım, tamam mı? Kapatıyorum kapıyı. Sen ağırlığını bana ver. Sakın üstüme kusma. Tamam. Kusma mı? Şuraya oturalım mı, ister misin? Bir hava alırsın biraz. Olur mu? Olur, olur, olur. Tamam. Hadi bakalım. Gel, bir. Hoppa, tamam. Tamam, işte. Niye dönüyor bu başım benim? Geçecek. Of. Geçecek, merak etme. Of. Geçecek. Tamam. Bak şu an oturacağımız yere geldik. Tamam mı? Şimdi bir, iki, üç diyeceğim, oturacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aferin. Tamam. Tamam. Şimdi derin derin nefes al. Evet. Bir kez daha. Çok güzel. Tamam. Bravo. İyi misin? Başın dönüyor mu hala? Yok, yani yok. Daha iyiyim. Güzel, tamam. Su ister misin? Su getireyim mi? Su. Su. Su olur. Tamam, getireyim. Geliyorum hemen ben. Hayallerimin, umutlarımın üstüne koca bir bardak soğuk su çok güzel olur. Buz gibi, lıkır lıkır. Çattık ya. Hadi gel. Gel, tamam, tamam, tamam. Tamam. İyi misin?
Yani başım falan dönüyor olabilir. Evet. Böyle sen böyle tam sana odaklanamıyor da olabilirim. Hiç sorun değil. Ama ben her şeyin farkındayım, tamam mı? Evet, farkındasın. Tamam, dur. Şöyle yapalım o zaman. Her şeyin farkında farkında gidelim hadi. Hı? Hadi gel. Efendim? Serdar Tarsan diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Diye biri geldi. Öyle mi Pırıl? Odamı al hemen. Çabuk. Dünkü olaydan sonra bir daha görüşeceğimizi sanmıyordum Serdar Bey. Ya evet, dün öfkelendim. Yani kız arkadaşın da bayağı bir ileri gitti, onu da söyleyeyim. Ama şirketini inceleyince ve dün akşam masayı terk edişini de düşününce... senin o videodaki gibi bir adam olmadığını anladım. Ve reklam anlaşmasını imzalamaya karar verdim. Kusura bakmayın ama ben pek anlayamadım Serdar Bey. Masayı terk edişimde kararınızın bilgisini yani. Sen yüreklisin Burak, cesur bir adamsın. Ada da içi dışı bir bir kız. Yani her ne kadar birbirinize çok zıt görünseniz de... biz sizi birbirinize çok yakıştırdık Sude ile, söyleyeyim. Bunu bizim için Ada'ya verir misin Bora? Karamelli. Madem dürüstlükten bahsediyoruz Serdar Bey... Ada benim kız arkadaşım değil. Asistanım. Bakın... dünkü yemeğe ortağım Tuşe ile gelecektim. Eğer gecikmeseydi. Ama o gecikince asistanım Ada'yı size kız arkadaşım olarak tanıştırmak zorunda kaldım. Hala yeterince dürüst olduğumu düşünüyor musunuz? Asistanın küçük düşmesin diye kalktın o masadan, öyle mi? Oysa ben senin ondan hoşlandığına yemin edebilirdim, biliyor musun? Öyle bir şey yok. Olamazdı Serdar Bey. Ada benim asistanım. Asistanımdı yani. Çünkü olaydan sonra işine son vermek zorunda kaldım. Şimdi Bora, biz seninle bu anlaşmayı imzalayacağız. Ve bu anlaşmanın tek kaybeden tarafı Ada olacak, öyle mi? Üstelik seni o gece canhıraş bir şekilde savunmuşken. Yazık. Yani üzüldüm doğrusu. Ama son karar senin elbette. Ada! 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 Aa! Niye telefonunu duymuyorsun? Bora Bey, siz ne işiniz var burada? Burada soruları ben sorayım, tamam mı? Aşağı gel, gidiyoruz çabuk. Siz beni kovmadınız mı az önce? Vazgeçtim. Vazgeçtiniz, öyle mi? Neden? İnmiyor musun? İnmiyorum. İnmiyor musun? İnmiyorum Bora Bey, siz beni kovdunuz. Peki, o zaman ben gelirim. Aa, hayır, hayır, hayır. Eniştem evde. Eniştem güreşçi. Sizi parça pinçik eder Bora Bey, sakın. Çok korktum.
Göreceğiz. Hayır, hayır. Ya, siz ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl zorbalık? Hani tecavüz? Aa, ayakkabı. Seni çağırıyorum, niye inmiyorsun aşağıya? Neden gelmiyorsun? Hadi gidiyoruz çabuk. Neden geleyim? Çünkü senin suçun değil de. Ne benim suçum değil mi? Bütün bu olanlar, tamam mı? Ya ben sizin için beceriksizim. Şantajcının teki değil miyim? Siz zaten tehdit ederek girdim işe. Kovdunuz, rahatladınız işte, rahat edin. Siz yolunuza, ben yoluma. Hadi gidiyoruz, görüşürüz. Çünkü iyi, dürüst bir asistana ihtiyacım var, tamam mı? İyi, dürüst bir asistana ihtiyacınız var. Evet, sana ihtiyacım var. Bana ihtiyacınız var. Bin defa söyletme hala, evet. Neden? 3 gün sonra kapının önüne koyun diye mi beni? Gelmiyorum. Ben sizin oyuncağınız değilim. Hadi. Sana kovmaktan vazgeçtiğimi söyledim ama inmedin. Tamam mı? Senin suçun değil de o yüzden şirkete geri dönüyorsun. Gitmiyorsun. Benimle geliyorsun. Hadi. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Geliyorsun. Sağlıklı geliyorum. Ya bak. Bana bak. Buradan buldum. Bak. Buradan buldum. Sana beni iyi buldum. Al. Bana doğru söyle. Daha ne kadar oldu şunun şurasında geleli. Sen bana sabahtan uzun diye laf sokuyordun. Sen buldun. Bilinç mi bilinç mi buldun? Hayır öyle bir şey yok. Bana bak. Çabuk kadın söyleyeceksin bana. Bir dakika. Şunu tut bakayım bir dakika. Şunu bir tut. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Geleceğim. Sakin sakin konuşacağız. Tamam mı Nergis? Bak, ben sana göstereceğim sakinleşmeyi. Biliyorsun. Hiçbir şey yok. Ulan ırz düşmanı. Senin ne işin var lan burada? Enişte. Ben senin ırz düşmanım. Ne be? Ana, abla, kız ne oluyor abla? Ana, Bora Bey. Yiyeceğim ulan seni. Yiyeceğim ulan seni. Ben seni yiyeceğim, ben seni. Sen önce yaptın, onları bir anlat. Ayakkabını giyer misin lütfen? Çabuk, hadi. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Biz aramızda hallettik zaten, biz de gidiyorduk. Seninle işim bitmedi. Ya... Bittin. Bittin sen aslan, bittin. Kim o kadın diyorum? Kim o çıkma diyorum? Allah! Senden korkulur biliyor musun? Yani masanın sonunda patron odasını aldırdım. O geri zekalı kız sayesinde. Dün nasıl patladı ama? Değil mi? Hak ettiğini yaşadım. Seni hiç özlemeyeceğiz 27. Bora, hoş geldin. Masamı senin odana aldırdım, sorun olmaz herhalde. Bravo Tuğçe, çok iyi fikir. Adaya da bir masa lazımdı. Çok iyi oldu. Neydi bu şimdi? Neydi bu rüzgar? Hiçbir şey anlamadım. Sultanım. Sus Evren, sus. Tek kelime bile etme bana. Alo. Efendim prenses. Ama hiç unutur muyum? Bir tanem çıkıyorum şimdi. Tamam. Ada ablan eve gidecek şimdi bir tanem. Tamam. Tamam prenses, tamam tamam, söyleyeceğim söz. Hadi. Hadi gelince görüşürüz, öpüyorum çok. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ada. Bugün Elif'in doğum günü. Ada ablam da gelsin diyor. Eğer sen gelmezsen bunları üflemeyecekmişim artık. Sözleşmendeki esnek çalışma saatlerinden bahsetmeme gerek yok sana. Çok konuşmak yok. Gelirim. İçki de yok. Gelirim dedin ya. Gelirim. Ama sözleşmede yazdığı için değil. Elif mutlu olacaksa gelirim. Rüzgar, sen sarı bantları gördün değil mi? İşte ürünleri oraya yerleştireceğiz. Tamam, ben gelirken gördüm, ben okeyim. Güzel. Harika. Gelmene gerek yoktu demek. Sen niye zahmet ediyorsun ya? Ben varken. Koy o zaman hadi. Buyurun Tuğçe Hanım. Adacığım sen öne geç, biz Tuğçe ile arkada otururuz. Ne münasebet canım, siz oturun arkaya, ben öne oturacağım. Siz arkada rahat edersiniz Tuğçe Hanım, siz arkaya oturun, buyurun. Ada arkaya geç. Arkadaşlar,
Artık kim nereye oturuyorsa otursun gidelim. Hadi. İyi ben geçeyim. Ayağınızı çeker miyiz biraz? Tuğçe, şunu alır mısın? Tabii. Ben deneyeyim mi bir de? Susar mısın Ada? Daha az önce çalışanlar bu, şu an niye çalışmıyor acaba? Hayda! Ormanda mahsur kalmaz ama. Ayağın uğurlu geldiyse demek Rüzgar. Rüzgar. Patron. Şoför koltuğuna otursana. Çalıştırsana arabayı. Olmuyor mu? Ha. Tamam bir kez daha dene. Tamam. Tamam tamam deneme. Marş basmıyor bırak. Deneme. Of eyvah diyeyim ya. Ne yapacağız şimdi? Merkeze yaklaşık 5 kilometre uzağız. Daha fazla geç olmadan bir tamirci bulmamız lazım. Oh epey de uzakmış. Ada. Ada sen benimle gel merkeze. Sana bir taksi bulalım seni eve gönderelim. Tamam mı? Tamirciyi bulmak da buraya getirmek de arabayı tamir etmesiydi falan uzun sürecek. Senin haberin yok tabii Rüzgar. Adının teyzesi hastalanmış. O yüzden bir an önce geri dönmemiz lazım. Aa, çok geçmiş olsun ya. Lütfen dileklerimizi ilet. Hadi Ada. Ben de gelseydim sizle beraber. Evet siz de gelseydiniz bizle beraber. Gelmene gerek yok Tuğçe. Adayı taksiye bindireceğim. Tamirciyi buraya getireceğim. Tamam mı? Denedik şansımızı. Hadi. Rüzgar anahtar sende. İçeridesiniz zaten. Ben de çok geç kaldım. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Tamam. Çirgel kayış mı koptu acaba? Ya. Allah'tan gelmişim. Yoksa burada yalnız kalacaktım bak. Aman ne iyi ettin, ne iyi ettin. Çok iyi ettin, süper oldu. Hiç sorma. Tuğçe, ben seni gerçekten anlayamıyorum. Daha bu sabah aramızdaki buzlar erimiş gibiydi. Şimdi yine kilometrelerce uzaktasın benden. Şu anda herhalde dünyada en son konuşmak istediğin konu ne diye sorsalardı. En son ama sondan bir önceki bile değil. Bu derdim. Haydi ya. Yapma, yapma. Şey, kapalı yazıyor. Bir dakika da. Kapalı. Kapalı, kapalı. Görüyorum Ada kapalı olduğunu. Gittiniz söyle heyecanla kapalı. Dur bakayım. Babacığım selamünaleyküm. Sen bu tamircinin evi nerede biliyor musun? Dayı! Dayı! Wow! Ada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amcacığım. Heh. Yaşıyor. Sen bu tamircinin evi nerede biliyor musun? Tamirci İstanbul'a mal almaya gitti bugün. Yapma ya. Amcam peki sen bu otobüs durağından otobüsler ne zaman geçiyor onu biliyor musun? 10 dakika önce gitti. Bir daha da geçmez. İyi de sizin arabanız yok mu ya? Yok. Yok amcacığım. Yok. Ne yapıyorsun arkamda? Şey korktum da giden korkuyorum. Saçmalama duyacak şimdi. Tabii kulağı duyuyorum. Bizim arabamız yok. Ada. Yani kusura bakma, yapacak bir şey yok. Yok. Sen teyzenlere haber ver o zaman. Vereyim. Hı. Neyse ben bakkala gideceğim. Tamam. Sen konuş yanıma gel, tamam mı? Hadi bekliyorum. Tabii. Kaldık burada mahsur. Ay bir de bu yolu böyle ağırlıklarla yürüyeceğiz şimdi ya. Kardeşim bir bakar mısın? Gel gel. Buyur abi. Bu bisiklet senin mi? Abi oğlanın bisikleti. Ha. Peki bana bu bisikleti atar mısın? Sen gideceğin yere git. Sonra bırakırsın. Ciddi misin? Evet abi. Eyvallah sağ ol. Görüşürüz abi. Görüyor musun? İnsan. İnsan az kaldı bu devirde. Tabii. Yok bulamazsın.
Şimdi bununla gideceksiniz, siz ben ne yapacağım? Sen de gideceksin ama yürümek istiyorsan yürüyebilirsin. Başka bisiklet var mı? Hadi saçmalama, gel şuraya. Hadi. Çok güvenemiyorum size. Gidiyorum o zaman. Tamam, yok geldim. Biliyorsun kızım bu işi. Yapıyorsun. Aa. Bora Bey, koşuyor mu? Hı? 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 Koşuyor mu Bora Bey? Koşuyor, koşuyor. Bu saatte mi? Hı? Kekiymişiz. Bir tane daha keseyim mi? Adam bana bir uyuz oldu, bir uyuz oldu. Sana anlatamam. Hayır, anlam da veremiyorum. Alttan alıyorum, salağa yatıyorum ama. Kız, yoksa bu herif sana aşık olmuş olmasın? Selin, Allah aşkına saçmalama ya. Ne aşkı? Bir şey gıcık olmuş işte, belli. Ama ben bulacağım. Öyle kuyruğunu kısır, ağlayan kız yok. Bitti, bitti. Resmi olarak kovulana kadar... İşimin başındayım ben. Neyse, ben kapatıyorum hadi. İşe gitmem lazım. Tamam, hadi bak. Günaydın. Prenses, günaydın.
O. Ah. Dün akşam kekini yemeden uyudun. Rüyamda kek yerdim. O zaman aşağı inelim, gerçek keki görelim. Tabii dayın hepsini bitirmediyse. Sonra oynar mıyız? Benim işe gitmem lazım. O zaman akşam? Akşam mı? Akşam. Akşam olsa bakalım, bakalım, bakalım. Evet. O zaman hadi gidelim kek yemeye. Hadi koş, yürü. Koş, 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 koş. Ah oğlum, kim dedi sana gece gece koş diye? Ay kırık çıkık falan olmasın sakın. Yok yok yok, kırık olsa böyle duramaz ya. O ayağın üstüne basmaman lazım. Anne baba tamam büyütmeyin ya. Görünmez bir kaza işte, bitti gitti tamam mı? Ay bazı kazalarda göz göre göre oluyor ama işte. Dayı ayağına ne oldu? Koşarken düştüm dayıcığım. Bora Bey iyi misiniz? Ağrınız sızınız var mı? Sağ ol. Sağ ol adam. İyiyim. Şey, o zaman müsaadenizle ben gideyim. Hı, hele şükür. Kızım sen kal lütfen. Benim işim var, birazdan çıkacağım. Belman'ın da işi varmış. O. Az önce işim var, çıkacağım demedin mi? Baba, gerek yok. Tamam mı? Ada ofise gitsin, ben bakarım başımın çaresine. Hadi. Evladım sana sormadım. O ayağının üstüne basmaman gerekiyor. Kızım, lütfen rica edeyim. Sen biraz daha bunların başında. Gerek yok dedim baba. Tamam, iyiyim ben. Gerek yokmuş Zafer amcacığım. Gerek yoksa ben gideyim o zaman. Haydi güle güle. Kızım sen beni dinle. Bunların başında kal. Dönünce ben seni evine bırakacağım, merak etme. İkisine de sahip çık. Hadi benim amcacığım, hadi. Allah Allah. Hadi canım, hadi yürü. Hadi, hadi gel. Hadi yürü. İşim var, bırakırım ben seni işte. Bora Bey, kek ister misiniz? Sence? Yok, istemezsiniz, tamam. Hadi. Elif, o zaman biz kekimizi yemeye gidelim. Alo, Selin. Kankim, ben senden bir şey rica edeceğim ya. Gönder gelsin kankama, çabuk söyle, işim var. Benim tabletimi alıp Bora Bey'in evine gelir misin ya? Şirketi unutmuşum ben. Ha bir de şey, telefonumun şarj aletini unutmuşum. Onu da alıverirsen çok iyi olur. Kızım sen işteyim dedin bana. Gitmiyorum. Bugün buradan çalışacağım Selin. Nasıl yani? Neler oluyor ya? Bir şey olduğu yok Selin. Tamam. Konuşuruz. Benim şimdi telefonum kapanacak, şarjım bitecek. O yüzden bana ulaşamazsan polisi ararsın. Tamam, konum atıyorum ben. Hadi görüşürüz, bay bay. Polisi mi arayayım? Ya benim işim vardı ama ya. Üf. Sevgili dostlar, şimdi sizden istediğim şey çok basit. Soyunun, çırılçıplak olun. Kaygılarınızdan arının, korkularınızdan soyunun. Korkunu diyor rüzgar şeyini değil ya. Üf. Yapma be. Ha, ailevi, salak soyunuyor. İlk ana döneceğiz hep beraber. Beyler, şimdi yere ana karnındaki cenin gibi yatın. Ve hanımlar, siz de erkeğinizi tamamlayacak şekilde yatın. Cenin. Cenin. Cenin pozisyonu, hep bunu yapmamıştık ve bu eksikti. Cenin pozisyonu. Adacığım hadi. Hadi bir tanem. Herkes yattı, ben kaldım. Hadi bir tanem. Şu ayağını şuraya alır mısın? Bir bana bakar mısın ben nasıl yatmışım? Çok güzel yattınız da. Ay. Ada. Lütfen. Anlamadım. Ne gözün diktin bakıyorsun? İnsanlar neden kavga ederken bağırır? Neden sevişirken fısıldaşır? Çünkü kavga eden iki insanın kalbi birbirinden uzaklaşmıştır. Oysaki sevişenlerin kalpleri yaklaşmıştır. Fısıltı bile yeter. Sevginizi fısıldayın. Ne oldu Ada? Daldın gittin. Duman geldi aklıma. Anladım. Çok güzel gözleri vardı. Senin gibi. Evet.
Devam mı bu Cen'in pozisyonu? He ya, bitmedi mi? Uyudunuz mu? Yok. Ben duymadım. Ne düşünüyorsunuz? Hiç. Ben hiçbir şey düşünmeden bakıyorum öyle. Ben de. Ben de öyle bakıyorum boş boş. Bu tavandaki su lekesi mi o? Galiba. Uyusan artık sen. Neye uyumuyorsun ki? Uyu sen hadi. Uyu artık. İyi geceler. İyi geceler. Ya Erdi, delisin sen. Evet ya, ben de çok sevindim seni gördüğüme. Harikaydı. Görüşelim tabii, görüşelim. Evet. Tamam, tamam. Aha, yok canım. Ne alakası var? Hiç ama hiç alakası yok. Evet. Hadi ben de öptüm. Bye. Ne oldu? Bir şey mi oldu? O Erdi ne ayak? Ne? Erdi ne ayak? Öf, Rüzgar dediğinden asla hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben çok uykum var, yatacağım. Sen de ışığı kapatmayı unutma, olur mu? Ben yerde yatıyorum galiba. Evet, bu sefer açıklamam gerekmemesi iyi oldu. Ya da? Özlemiş misin okulunu? Çok, çok özlemişim. Ada. Deniz şey mi olmuş ya? Nedir ya? Ada bırakır mısın ceketimi? Ada. Ne yapıyorsun insanların içinde? Ada diyorum, bırak ceketimi. Ne yapıyorsun? Ya ceketinizin arkası katlanmış, onu düzelttim ya. Sanki ne yaptık, devam edelim. Buyurun. Bak sen yine garip hallere girdin. Oh, dişim ağrıyor o yüzden. Hmm. Arası başı ağrıdı. Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Bakın tanış... Ada. Tanıştırayım Ada. Ada Tözün, benim asistanım. Hatta sizin okulunuzun mezunlarından. Hatırlar mısınız? Ada. Ada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok özlemişim okulumun koridorunu. Seyre daldım. Mezunlarımız hep böyle oluyor okula geldiklerinde. Doğrudur. Hadi aday. Sizin bölümünüz neydi? Ben. Hadi ada cevap versene. Türk Dili ve Edebiyatı. Öyle mi? Çiğdem Hoca'nın öğrencisiniz. Evet. Çiğdem Hoca'nın öğrencisi. Buyurun. Yok siz buyurun lütfen. Lütfen biz sizi takip edelim. Aman. Dişim. Hı. Buyurun. Sevgili öğrenciler, bugün sizlere Bizde Böyle.net Yönetim Kurulu Başkanı ve Başyazarı
Bora Doğru Söz'ü takdim etmek isterim. Bora Bey. Selam arkadaşlar. Öncelikle bu nazik teklifiniz ve bu sıcak karşılamanız için size çok ama çok teşekkür ederim. Biliyorum ki kiminiz öğretmen, kiminiz doktor, kiminiz mühendis, kiminizse birer sanatçı olacaksınız. Ben bu salonda, bu toplulukta, bu farklılığın arasında bizi birbirimize bağlayan kocaman bir benzerlik görüyorum. Hayallerimizin peşinden koşmamız. Eğer hayallerinizin peşinden koşmanızda bir nebze katkım olduysa, ben de bu dünyada boşuna yaşamıyorum demektir. Hayallerimizin peşinden koşmak demişken, tanıdığım insanlar içinde bunu en tutkulu bir şekilde yapan kişilerden biri burada. Aramızda. Ada Tözün. Sizi sahneye davet edebilir miyim? Kalem var mı yanımda? Kalem var, tabii tabii. Ada Hanım'ın söyleyeceklerini dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Buyurun Ada Hanım. Kocaman bir alkış alabilir miyim lütfen? Öncelikle herkese merhabalar, selamlar. Ada ben, Ada Tözün. Türk dili ve edebiyatından ben Bora Bey'in kişisel asistanıyım. Evet, Bora Bey'in gün içinde yaptıklarını planlıyorum. İşimin çok da kolay olduğunu söyleyemem. Çünkü bana diyor ama hayallerinin peşinden tutkuyla koşan kendisi. Her şey hayal ettiğimiz gibi gitmiyor maalesef. Tökezliyoruz, düşüyoruz, hayal kırıklığına uğruyoruz. Kimi zaman vazgeçiyoruz hatta. Çok sevdiğim bir yazarın da dediği gibi, hiç hayal kırıklığına uğramayanlar, hiç umut etmemiş olanlardır. Ve hayat her gün yeniden başlayan bir macera ise eğer, biz kalkmasak bile ruhumuz kalkabiliyorsa düştüğü yerden, soluk alabiliyorsak hala, hayal de kurabiliriz. Hayaller yoldaşınız, yolunuz açık olsun. Evet, öncelikle bu muhteşem iki konuşmacımıza, sonra da katılımınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Saçma oldum değil mi? Şahaneydin. Gurur duydum seninle.
Çok ilham verici bir konuşmaydı. Ben de Türk dilinde okuyorum. Kaç yılı mezunsun acaba? Neydi ya? 2019. 2019 mu? Ablam da 2019 mezunu. İpek Demir. Hatırlar mısınız? Aa! İpek! İpek abla! İpek bacı İpek! Ay hatırlamaz mıyım ya? Ne yaptı? Evlendi mi? Kocayı arıyordu en son. Yok, evlenmedi. Şu an arayışta değil. Aramıyor değil. Akşam gidince soracağım sizi. Hem yıllıklardan da bakarız. Açıkçası ben de görmek isterdim o yıllıktaki fotoğrafları. Yıllık yok. Neden? Ben ateşli bir hastalık geçiriyordum da yataktan kalkamadım. Fotoğraf çekimine gidemedim. Fotoğrafım yok. Geçmiş olsun. Oh, sağ olun, teşekkürler. Geçti gitti. Kaç yıl önceydi. Bora Bey, sizi tanıştırmak istediğim biri var. Tabii. Buradayım. Tamam. Geleceğim. Bekliyorum. Dersinizi çalışın ha. Güzel güzel mezun olun. Tabii. Gerçekleri bilseniz yüzüme bakmazsınız. Yok. Yok, ne bunu size ne kendime yapmayacağım artık. Özür dilerim Bora Bey. Bir daha yalan yok. Aşk kendi seçer.